Rahman Nizami Hoca, Müslüman gururun düşünmek durumunda değil, İslam'ın hayrını düşünmek durumunda. Mesela diyorlar ki bu adamlar, eğer özür dilerseniz, af dilerseniz, affederiz. Eğer doğruysa bilmiyorum, oyun oynamıyorlarsa. E ne olacak ya, tamam özür dilerim de, yani af diliyorum de, yani kusura bakmayın, yanlışlık oldu. Sen ölüm tehdidi altındasın. Kur'an'a göre bir insan ölüm tehdidi altındaysa Allah'a inkar etmesi söylerse onu da söyleyebiliyor. Mesela Allah inkar ediyor, seni bırakacağım diyor adam. Allah inkar ediyor, bırakıyor. Çünkü gerçekten inanmıyor ki o. İnanarak söylemiyor onu. Canını kurtarmak için söylüyor. E sen de canını kurtarmak için söyle, çık ya. Değil mi? Yani orada gurur yapacak ne var yani? Teşvik, onu kahramanlık gibi gösteriyorlar. Ya af dile, özür dile, tamam. Biliyoruz biz senin bir şey yapmadığını. Ya af dilersem kabul ettim anlamına gelecek diyor. Ya niye öyle anlama gelsin? Onu yorumlayacak biziz. Biz ne anlama geldiğini biliriz. Bir şey olmaz. Onun için o adamcağıza mübareğe eğer yetişebilen birisi varsa söylesin. Adam af dilesin. Kabul anlamına gelmez af. Madem asılmayı durduracaklar, müebbet verecekler. Çünkü müebbette bir kurtuluş var. Yani bir şekilde kurtarabiliriz. Ama öbüründe kurtuluş yok yani. Sonra bu niye suç olsun Bangladeş'in Pakistan'la bütün olmasını istiyor bu insanlar. Bu vatan haini değil ki ya. Müslüman, İttihat-ı İslam istiyor işte. Birlik bütünlük istiyor. Bunda ne var yani? Çünkü aynı kökenden Bangladeş ve Pakistan, ırk olarak da aynılar, din olarak da aynılar. Her şey aynı. Gayet normal birlikte olmaları. Yani hangi ülke bölünmeyi ister? Onlar da tabii ki bölünmeyi istemezler. Ama yani elastik ve esnek davranması lazım. Mesela af diyorsun, tamam özür diliyorum, affet beni dersin ya. Kusura bakma, yanlışlık yaptım. Haklısın, doğrusun dersin. Yani o senin gerçekten öyle düşündüğünü göstermez ki o. Yani Müslümanlar da onu öyle takdir ederler. Yani o küçük düşürücü olarak biz onu görmeyiz. Çünkü orada bir can kurtarıyorsun. Aksinde ölüm var. Can kurtarmak için bu yapılır, bir şey olmaz. Yani Kur'an'ın hükmü açık bu konuda zaten. Bir şekilde ulaşıp adamın af talebinde bulunmasını isteyelim. Ya bu çok vahim. Mesela Seyit Kutup da öyle yapmıştı rahmetli. Ya dediler ki af dile, devlet başkanından bırakacak. Ya af dile ne olur, bir şey olmaz. Yani Allah Allah, etin mi kopacak? Yani o seni küçük düşürmez. Mecbur kaldığını biz de biliyoruz. Yok, hayır af dilemeyeceğim. Ve götürüp astılar yani. Ya bu bir akılcılık değil bu. Doğru bir hareket değil. Mesela şu ana kadar hizmet ediyor olacaktı. Değil mi? Hapishanede de olsa mesela, Allah ömrünü uzun etsin. Belki bilmiyorum, ömrü de yetmeyecekti. Can kaybına sebep olacak şekilde tavır göstermek haram olur. Öyle bir şey yapılamaz. Ya af sözüyle kurtulacaksan sen intihar değil mi öbürü? İntihar olmuş oluyor ya. Sen bir kelimenin yüzünden ölümü kabul etmiş oluyorsun. Onun için o mübareğe bir şekilde ulaşalım. Yani nasıl olacaksa, avukatı falan da vardır belki. Af dilesin. Kadından da konuşalım o başbakan hanımefendiyle. Yazık, günah ya. 90 yaşında falan pirifane adam, onu oturup asmak. Ya çok büyük bir zulüm ya. Hukuk açısından da asmamalar lazım. O yaşlı adam asılmaz. Mesela Celal Bayar, değil mi? Yaşlıydı. Efendim, mahkeme cezasını düşürdü, idam cezasını. Onun da idam cezasının kaldırılması gerekir. Bizim Dışişleri Bakanlığı bu konuda yardımcı olsun, Sayın Bakanımız. Bu adamcağız mübarek af dilesin. Bir şey olmaz. Yani herkesin göz önünde af dilesin. Yazılı da dilekçesinde de yazsın. Efendim, en fazla müebbet hapis vereceklerdir. Sonra onun bir çözümüne bakarız. Bu onu küçük düşürmez. Yani biz onun ne amaçla af dilediğini biz biliriz. Suçun kabulü anlamına da gelmez. Biz onun suçlu kabulü anlamında olmadığını biliyoruz. Onun için ya ben bunu af dilersem suçu kabul etmiş olurum. Veyahut işte böyle adamlardan af mı dilenir? Ya kardeşim, adamın eline düşmüşsün sen bir kere. Aksi intihar olur. Af dile, bir şey olmaz.
Yani senin haysiyetine, gururuna, şerefine bir zarar gelmez. Çünkü biz senin o ne amaçla yaptığını biliyoruz. En süratli Dışişleri Bakanlığı ulaşabilir. Bakanlık bu konuda bu değerli hocamızdan istirham ederek bu konuyu bildirsin. Rica etsin bu konuyu yerine getirmesini istesin. Öyle Kur'an'a uygun, hiçbir mahsur yok. Bütün Müslümanlar onun ne anlama geldiğini bilir. Hiç rencide olacağı bir şey yok, gururunu kıracak bir şey yok. Şerefine, haysiyetine asla zarar getirmez. Kardeşim evet bu suçu ben işledim desin. Doğru. Herkesten özür diliyorum, sizden de özür diliyorum. Beni affedin desin. Bu kadar. Biz ne anlama geldiğini biliriz onu. Hiç çekinecek bir şey yok. Diğerleri de aynı şekilde özür dilesinler. Hiç. En ufak bir fütur vermesinler. Öyle bir şey olmaz. Ya takdir ediyorlar. Helal olsun diyor. Erkek adammış diyor. Özür dilemedi diyor. Af dilemedi. İntihar etmiş oluyorsun. Ne zorun ya? Ne zorun yani? Yani adam bıçağı senin boğazına dayamış. Paranı istiyor. E al parayı diyorsun. E ayet diyor ki sizi sıkıştırırlarsa imana muhalif konuşabilirsiniz diyor Allah ayette. Mesela haşa ben peygambere inanmıyorum diyebiliyor. E canını kurtardıktan sonra gereğini yaparsın. Değil mi? E mühim olan canını kurtarman. Müslüman canını vermemek için direnecek. Al senin olsun yok öyle. Son temiz hakkı var. Ondan sonra af düşünüyor olabilir. Ona gerek yok. Şu an istesin sağlama alalım. Ha buna rağmen infaz ederlerse yani o iyi değil. O zaman yani Allah intikam olur. O hanımefendinin de orada olan diğer ilgililerin de durumu Allah katında çok kötü olur. Yani hiç tavsiye etmem. Hiç. Yani af dilediği halde eğer asarlarsa o hanımefendi başta olmak üzere ilgili ilgisi orada alakası olan herkes Allah katında sorumlu olur. Ve Allah intikam alır. Bak demedim demesinler. Bak önden söylüyorum yani. Bir bildiğim olmasa söylemem. İnşallah.